Merhaba arkadaşlar bugünkü dersimizde doğal sistemlerden bahsedeceğiz. Doğal sistemler deyince aklımıza ilk önce ekosistemler geliyor. Peki ekosistemler nelerdir? Alt başlıkları nelerdir? Onları tek tek bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi ekosistem deyince aklımıza doğa parçası gelecek. Yani ekosistemler aslında doğanın içerisinde bulunan ve doğayla paylay giden sistem işleyişleridir. Peki bir bölgede birbiriyle ilişki içerisinde bulunan canlılar ve bunların cansız çevrenin oluşturduğu bütününe biz ne diyoruz? Ekosistem diyoruz. Ekosistem canlı ve cansız çevrelerden oluşur. Örneğin bir göl ekosisteminde gölde yaşayan balıklar, kurbağalar, böcekler, sazlıklar ve nilüferler canlı çevreyi oluştururlarken su, toprak ve hava cansız çevreyi oluşturacak ekosistem öğeleri arasındadır. Evet arkadaşlar şimdi ekosistemi 3 parçaya ayıracağız. Peki bu alt başlıklar nelerdir? Onlara bir bakın. Öncelikle fiziksel çevremiz var. Bunlar cansız çevre ya da abiyotiklerdir. Onlardan ilki fiziksel faktörler. Bunlar da güneş ışığı, sıcaklık, yağış ve rüzgardır. Peki kimyasal faktörler nelerdir? Bunları da ikiye ayırıyoruz. İnorganik etmenler ve organik etmenler. Şimdi inorganik etmenler deyince aklımıza oksijen, karbondioksit ve su gelmeli. Peki organik etmenler derse proteinler, karbonhidratlar ya da karbondioksitimiz, yağ ve vitaminlerimiz mutlaka gelmeli arkadaşlar. Biyolojik çevre ise arkadaşlar canlı çevre ya da biyotik diye adlandırdığımız çevredir. Bunlar bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar olarak üç Hemen arkasından türlerin popülasyonları neler olduğundan bir bahsedelim. Tür deyince birbirle çiftleştiklerine tekrar üreyebilen bireylerden oluşan canlılar gelecek aklımıza. Popülasyon dediğimizde ise aynı türden bakın bu önemli vurgu. Aynı türden bireylerin oluşturduğu topluluklar gelecek. Örneğin yan yana iki gölde yaşayan sazan balıkları aynı popülasyona ait canlılardır. Komünite deyince aklımıza ne gelecek? Bir bölgede yaşayan popülasyon arasındaki bağdır. Yaşam birliği olarak da tanımlayabiliriz rahatlıkla komüniteyi. Habitat nedir derse bir canlı ya da organizmanın üreyip çoğabil, çoğalabildiği yaşam alanlarına biz ne diyoruz? Habitat diyoruz. Örneğin Hamsinin habitatı Karadeniz'dir. O yüzden biz ne yapıyoruz? Habitatı yaşam bölgesi olarak nitelendiriyoruz. Biyosfer canlıların küresidir. Yani yine yaşam alanı oluşturacak küredir. Ekolojik nişler nelerdir derse canlıların ekosistem içindeki görev dağılımlarını belirleyen nişlerdir bunlar Biyom nedir? Canlıların ekosistem içindeki görevleri ve bu anlamdaki tür dağılımı da biyomu verecek bizim.